Sevgili izleyicilerimiz, sizleri Bursa'nın en yeni müzesine getirdim. Aynı zamanda da çok özel bir mekan burası. Dijital bir ortamda değişik bir müzeden bahsedeceğim. Zindan Kapı'dayız. Hadi detayları birlikte yaşayalım, birlikte görelim. Surların hemen en alt katında bulunan Kanlı Kuyu'da döneminde ağır suçluların cezalandırıldığı, ölüme mahkum edildiği bir yer. Önümüzde de zaten görünüyor Kanlı Kuyu olduğu ama tabii ki ışıklarla ışıklandırılmış. Biz bundan fazla bahsetmek istemiyoruz. Sizlere bu Zindan Kapı Müzesi'nin güzelliklerinden bahsetmek istiyorum. Özellikle sanatla, müzikle, sergilerle buluştuğu o detayları paylaşmak istiyorum. Hemen en üst kata, surların üstüne çıktığımda da asıl hikayeyi Bursa'nın güzellikleriyle birlikte sizlerle paylaşacağım. Bir puzzle oyunu gelen çocuklara, ziyaretçilerimize, hani çocukların burada hani bir puzzle oynayarak bir zamana karşılaştıkları bir oyun. Puzzle oynuyorlar puzzle burada. Bu şöyle mesela. Şu şekilde tamamlıyor. Ay çok güzel. Bunlar durmuyor. Duruyor, evet, durdu. Peki buradan Zindan Kapı'nın şekli mi çıkacak? Hayır, burada Bursa Kalesi'nin şekli Bursa çıkıyor. Bursa Kalesi'nin şekli çıkıyor. Saat. İsminizi yazın. Ben kaç saniyede kaçtım acaba kaleden? Çok güzel. Çocuklar için çok özel bir tasarlanmış dizayn ve bütün Zindan Kapı'yı gezerken işte bu dijital animasyonlar size eşlik ediyor ve duvarlarda o günü resmediyorsunuz. Az önce oynadığım oyun Kale Kent oyunuydu ve bu puzzle'ın Hızlı Kaçanlar bölümü yine duvarda isimleri çıkıyor, görebiliyorlar. Surların hemen altında aslında karanlık olması gereken odalarda çok enteresan bir sergiye ben rastladım, denk geldim. Sonsuzluk Kapıları, zaten sonsuzluk şarkısıyla da açılmıştı burası açıldığı gün. Zindanlar çok renklendirilmiş, çok özel bir alana dönüştürülmüş. Sergiyle ilgili bilgiyi de müze sorumlumuzdan Şenol Bey'den kısaca dinlemek istiyorum. Çünkü şu an herhalde izleyicilerimiz şunu izliyordur ekranda, yüzümde şekiller vardır, renkler geziyordur. Duvarda hemen arkamda çekildiğim anda o şekillerin bütününü göreceğiz ama nedir bu? Ben çok beğendim. Sizden dinlemek istiyorum kısaca. Şu anda bulunduğumuz sergi Hakan Yılmaz ve Seyit Ahmet'in Sonsuzluk Kapıları isimli bir NFT sergisi. Bu çok yeni bir sanat. Dijital bir sanat. Şu anda gördüğünüz desenlerin tamamı Türkiye'de ve dünyada bulunan birçok caminin, medresenin, giriş kapılarının ve minberlerinin özel Çin örneklerinin iç içe geçmiş halleri. Çok güzel. Burada o dönemin yine dijital ortamda kendi kalkanını tasarlayabiliyorsun. Ben hemen şöyle kendi kalkanımı tasarlamak istiyorum. Maviyi seçtim. Desen seçimi dedim. Güzel bir fon oluşturdum. Ablemimi seçmeye geçtim. Tasarla dedim. Ve hemen burada dijital ortamda yine elimle gösteriyorum çünkü birbirinden ayrı bölüm. Hemen yanına geçiyorsunuz. O dönemde arkanızdaki fonla birlikte işte bu şekilde kendi kalkanımı oluşturdum. Fonda yine buranın anlatımı, o dönemde yaşananların anlatımı varken kendi sembolümde de şu şekilde oluşturdum. Sizler de geldiğinizde her katta birbirinden ilginç detaylar göreceksiniz. Benim gibi de şaşıracaksınız. Bakalım üst katta neler var? Hadi hep beraber görelim. Thank you.
Paris'ten de geldiği gibi tüm Bursa'nın camilerinden yankılanan Cuma selasını duyuyoruz efendim. Zindan kapının en üst katında koridorların birbirine bağladığı pek çok kattan sonra çok güzel bir manzarayla buluştuk. Sizlerle de buluşturmak istedim. Hemen benim sağ tarafımda Pınarbaşı Mahallesi var. Çaprazında Alaaddin Mahallesi. Sol tarafımda da Alacahırka Mahallesi var. Cilimboz Deresi'nin de su sesini muhakkak duyuyorsunuzdur. Eskiden buradan, bu zindan kapının bulunduğu kapıdan köylerde yaşayanlar gelip geçerlermiş. Hemen arka, surların hemen arka tarafında da, kayaların üstlerinde de zindan varmış. Çok özel bir yere dönüştüğünü her katta anlatmaya çalıştım. Bu eşsiz manzarayı özellikle bahar ayında, yazın doya doya gelip seyredebilirsiniz. Ben oldukça keyif alıyorum bu noktadan. İzleyicilere de ne kadar yansıyor bilmiyorum ama herhalde daha da geliştikçe, güzelleştikçe sizlerin de her hafta sonu uğramak isteyeceğiniz bir yer olacak. Neden diye derseniz, bir kere görmeyle değil, yaşamayla gerçekleşiyor. Bursa'nın her müzesinin de ücretsiz olduğunu belirtmek istiyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlarımıza, turiste, turizme katkı olsun diye müzelerimizi ücretsiz yapmış. Zindan Kapı da onlardan biri. Aşağı baktığım zaman hemen surların üzerinde dolaşabileceğiniz noktaları görüyorum. Yine hemen orta alanda çay kahvenizi içebileceğiniz bir nokta. Her katından, her anından çok zevk aldım. Sizleri de davet etmek istiyorum bu noktaya. Efendim, benim anlatacaklarım çoktur. O yüzden kısa kesmek istiyorum ve Zindan Kapı Müzesi'ni hadi detaylarıyla birlikte baştan aşağı sizlerle birlikte dolaşalım. Pınarbaşı Mahallesi 1. Zindan Kapı Sokak'ta yer alan bu güzel müze, Bursa'nın tarihi sürecini teknolojik ve interaktif alanlarla ziyaretçisine unutulmaz anlar yaşatıyor. Bursa surları yaklaşık 3400 metre uzunluğunda olup Romalılardan kaçarak kendisine sığınan Kartacalı General Hannibal'ın Bitinya Kralı 1. Prusias'a tavsiyesi üzerine yapılmış. Zindan Kapı Müzesi, Bursa surlarının 67 kulesi ile birlikte Saltanat Kapı, Fetih Kapı, Yer Kapı, Kaplıca Kapısı olmak üzere günümüze ulaşabilen 5 kale kapısından biri. 3000 metrekare alana sahip kayalıklar üzerinde yükselen yapı, Bursa'nın tarihsel, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını bizlere sunmakta. Bitinya, Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerini yaşamış Bursa, Sultan Orhan Gazi'nin şehri 23 yıl süren kuşatmasının ardından fethedilmiş ve bu tarihi doku günümüzde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak sur zindanları dijital müze ve sanat merkezine dönüştürülmüştür. Dönüşümü hayranlıkla izleyeceğiniz Zindan Kapı Müzesi sizlere aynı zamanda her mevsim harika bir Bursa manzarası sunmaktadır.